İyi akşamlar. TV'li 2 hafta sonu ana haber bültenine hoş geldiniz. Ben Samet Yaşar Yıldız. Tarihler 30 Eylül 2023 günlerden cumartesi. Günün öne çıkan başlıklarıyla karşınızda olacağız. Maalesef yine üzücü bir haberle açıyoruz bültenimizi. Hakikaten son aylarda çok arttı. Ne çok artan otobüs kazaları. Yani hemen hemen her ilde, her ilçede bir sabah gözümüzü açtığımızda İnternet sitelerine bakıyoruz, telefonlara bildirim geliyor. Yine otobüs kazası ve onlarca ölü, onlarca yaralı. Yine bu sabah böyle bir güne uyandık maalesef. Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir yolcu otobüsü kaza geçirdi yine. Tokat'a giden bir yolcu otobüsüydü. İzmir'den Tokat'a gidiyordu. Ve maalesef bu devrilmesi sonucu, Merzifon'da devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. 35 kişi de yaralandı. Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. İzmir'den Tokat'a gitmek üzere yola çıkan 60ER907 plakalı yolcu otobüsü Merzifon OSB mevkisi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Olay yerine polis, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede otobüsteki 6 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 35 kişi ambulanslarla Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde incelemede bulunan Amasya Valisi Yılmaz Doruk, acı bir olay yaşadıklarını, kazada ölü ve yaralılar bulunduğunu söyledi. Geçmiş olsun arkadaşlar. Maalesef acı bir olay yaşadık. Vefatlarımız var, malumunuz, yaralılarımız var. İzmir'den gelip Tokat Erbaa'ya giden otobüsümüz, Merzifon ilçemize 5 kilometre kala yoldan çıkma suretiyle bir kaza yaptı. 5'i olay yerinde olmak üzere 6, bir de hastanede 6 vatandaşımızı kaybetti. 35 vatandaşımız yaralandı. Bunlardan ikisi ayakta tedavi edildi. Durumları iyi ama 33 vatandaşımızın tedavilerine devam ediliyor. Bunlar arasında tabii durumu ağır olanlar var, ameliyat alınanlar var. Olay yerine baktığınızda herhangi bir tren benzeri bir izi yok. 100-150 metre kadar yoldan çıkmış. Tabii ki yolun kenarında bir kanal var. O kanala çarpması sonucu otobüsün yan yatmasını değerlendiriyoruz. Öte yandan kaza ile ilgili Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz ve dua ediyoruz ki inşallah 35 yaralı içinden inşallah hayatını kaybeden olmaz ve ölü sayısı da artmaz diye temennide bulunalım. Şimdi diğer bir haberimize geçelim. Biliyorsunuz dün akşam gündem programında Fatma Meltem Naz'ın konuğuydu. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler ve birçok konuda, birçok başlıkta oldukça önemli açıklamalar yaptı. Kentte birçok sektörde ihtisas bölgeleri kurulacağını söyledi. İşte Akkuş'un peyniri çok meşhur, Mesudiye'nin başka bir ürünü meşhur, Aybastı'nın bambaşka bir ürünü meşhur. Bu her ilde olacak, yani her ilçede olacak, özür diliyorum, ihtisas bölgeleri ama özel bölgeler olacak dedi. Özel bölgelerde ihtisas alanları kuracağız dedi. Bu konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yine gündeminde fındık da vardı, soğuk hava deposu da vardı. Gelin hep birlikte izleyelim. İhtisas bölgeleri olacak. Zaten adı da o zaten. İhtisas bölgesi ahşapla ilgili, ormancılıkla ilgili olan. Akkuş zaten eskiden beri orada ona ağırlık verilmişti. Sunta fabrikası vardı, ahşap fabrikası vardı. Ben hatırlıyorum onları. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler kentte birçok sektörde ihtisas bölgeleri kurulacağını söyledi. Başkan Mehmet Hilmi Güler bu projeyle şehrin bir kez daha çağ atlayacağını vurguladı. Öbür tarafta Aybas'ın zaten peynirlerini, sütlerini adam orada üretiyorlar. Üzerine damga vuruyorlar, başka bir şehirde satılıyor. Buna gönlüm razı olmuyor benim. Yani emeğini bizimkiler çekiyor.
Fakat karını, rantını başka firmalar alıyor. Onu da yine yapsınlar. Ona engel değil ama kendi markamızı geliştirelim. Ordu'nun 19 ilçesinin de farklı bir değer olduğunu ve her yerde farklı ürünlerin yetiştiğinin altını çizen Başkan Güler, Akdeniz-Karadeniz yoluyla Ordulu üreticilerin hem Avrupalı hem de Arap müşterilere ulaşacağını söyledi. Akdeniz-Karadeniz yolunu da yaptık. İyi ki yapmışız. Ben Topçam Barajı'nı yaparken DSE'nin imkanlarıyla o yolu yaptık. Mesela biz 6.30-7 saatte Mersin'e iniyoruz. Yani bütün ürünlerimiz Mersin'e iner, oradan Akdeniz bölgesine gider, Arap dünyasına gider, Akdeniz bölgesindeki ülkelere gider. Öbür taraftan yukarı doğru çıkıyorsa Rusya'ya, Ukrayna'ya, bütün Avrupa'ya gider. Yani zaten en önemli arterlerden birini yaptık. Evet. Şimdi Akkuş yolunu da açtık. Şimdi o da geniş bir halde gidiyor. Ona da bakanlarımızla görüştük, Cumhurbaşkanımızla görüştük. Ünye Akkuş yolu da ikinci bir arter olarak gidecek. Zaten güçlü bir limanla desteklenecek. Şimdi hem Akkuş'un hem Aybastı'nın muhteşem bir yönü var. Fındık'taki çalışmalarıyla da dikkatleri üzerine çeken Başkan Güler, lisanslı deponun en kısa sürede kurulacağını belirterek, İtalyan şirket hakkında rekabet kuruluna açılan davanın üreticinin lehine sonuçlanmasının beklendiğini söyledi. Lisanslı depoyu da inşallah onun üzerinde çalışıyoruz. Yerini seçtik, şirketini kurduk, müracaatlarını yaptık. Şimdi o da devreye girdiği zaman zaten bizim artık buna fiyat sorunumuz olmayacak. Rekabet kuruluna açtığım dava gayet iyi bir şekilde gidiyor. Fındığa sahip çıktık ve fiyat yükseldi. Diğer çalışmalar oldu. Orada da bizim amacımız fındığın hakkını aramak, sahip çıkmak. Bütün ürün alt şeylerini de işte kabuğundan şeyine kadar, kapsülüne kadar bunlara ağırlık vermek, bahçeleri kullanmak. Şimdi hepsi bir entegrasyon içinde olunca Ordu burada bir çekim merkezi olacak. Belki de göçü tersine çevireceğiz. 2024 yerel seçimlerine artık her gün biraz daha yaklaşıyoruz. Mart ayında tüm vatandaşlar olarak sandığa gideceğiz ve yerel yönetimleri belirleyeceğiz. Ordu'da da büyük bir yarış olacak. Yani kıran kırana bir yarış olacak. Hali hazırdaki mevcut başkan, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ikinci dönem yapacak mı? Yoksa farklı bir aday mı gösterecek AK Parti? Diğer cepheden Cemal Enginyurt, ben Ordu'ya talibim, Ordu'yu ancak ben alırım diyor. Yine diğer cepheden Naci Şanlıtürk'ün ismi kulislerde konuşuluyor. Eski belediye başkanı, kurucu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın ismi geçiyor. Yani hakikaten çok güçlü isimler, yani ağır isimler var konuşulanlar arasında. Bakalım nasıl bir yarış geçecek, bunu da hep birlikte göreceğiz. Konuyla ilgili araştırmacı yazar Hayati Küçük, o da dün akşam Fatih Özdemir'in konuğuydu ve bu konu hakkında konuştu. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in Ordu için büyük bir şans olduğunu söyledi. Yani bakanlık yapmış bir isim, enerji alanında, doğal kaynaklar alanında dünyada adından söz ettiren bir ismin Ordu'da bugün belediye başkanı olması büyük bir fedakarlık dedi ve ikinci dönemi de mutlaka yapmalı diye ekledi. AK Parti içerisinde şimdi bizim şansımız değil mi? Yani iktidar partisinin içerisinde Hilmi Bey gibi kaç kişi var ki? Yani bunu dünya çapında enerji anlamında dünyada isim yapmış. Yani uluslararası background olan böyle bir beynin şu an yerel siyasette yani Ordu'da belediye başkanlığı yapıyor olması bana göre çok büyük bir fedakarlık. Evet. Yani bu bakımdan elindeki bütün imkanlar, veriler, güç ve bizim bu şansımızı yani ordulular olarak söylüyorum Hilmi Bey gibi bir markayı da bizim konuşmamız gerekiyor. Aslında okumak da gerekiyor. Yani evet. Hilmi Güler, Doktor Mehmet Hilmi Güler dediğinizde önünüze o kadar büyük bir sayfalar çıkıyor ki yani ordu sınırlarını, Türkiye sınırlarını aşmış bir şahsiyet. Evet. Bu bakımdan bunu da ben şans olarak görüyorum Üstad. 2024 yerel seçimlerine adım adım ilerlerken Ordu Büyükşehir Belediyesi içinde kıran kırana bir yarış geçecek gibi duruyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in dünya çapında nam salmış bir siyasetçi olduğunu vurgulayan araştırmacı yazar Hayati Küçük, Ordu Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Enver Yılmaz'ın AK Parti'den başkan adayı olmasını imkansız olarak nitelendirdi. Mehmet Hilmi Güler'in sayın başkanımızın olduğu bir yerde bahsettiği ismin hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde şansının olmadığını düşünüyorum. Çünkü bakın bir kişi bir yerden gittikten sonra dönüş hikayesi olmaz. Bak bunu net söylüyorum size.
Yani tecrübe de bunu göstermiştir. Siz de bunu biliyorsunuz. Başkan Mehmet Hilmi Güler'in önünde hiçbir adayın duramayacağını belirten araştırmacı yazar Hayati Küçük, Başkan Güler ikinci dönemi hak ediyor dedi. Ben bunların hep dedikodudan ibaret olduğunu düşünüyorum. Ben Hilmi Güler'in önünde duracak bir adayın, çıkacak bir adayın olmayacağını düşünüyorum. Çünkü ikinci dönemi hak ediyor Hilmi Bey ve o başarı hikayesini devam ettirmesi gerekiyor. Küçük, Başkan Güler'in orduya birçok proje kazandırdığının altını çizerek kente çığ atlattığını söyledi. Birçok büyük projeler var. Bakın artık ilçelerimize kadar, iç kesime, işte Gölköy'e kadar doğalgazın gittiği bir dönemden bahsediyoruz. Yani Mesudiye, geçen sizin programınızda yine izledim. Bir Mesudiye, yani nerede, yani bir bakın hizmet nerelere gitmiş. Yani bunu biz eğer sadece partizanlık yönünden bakarsak da yanılırız. Evet. Evet, elbette siyaseten bir partinin olması gerekiyor. Eyvallah, ama ben Hilmi Bey'in bünyesinde, Saadet'inde, işte eski Demokrat Partilerin, Özal gibi, işte DYP gibi o görüşteki insanların, yani muhafazakar seçmenin merkezinde durduğunu düşünüyorum Hilmi abi. Yani onların da Hilmi abi kucaklayan bir insan. Evet, evet, doğru. Bu yönüyle diyorum ki yani iticilik yok. Yıllardan beri konuştuğumuz konu, neden fındıkta biz ürünler üretip dünya markası yaratıp dünyaya satmıyoruz? Yani bu konu yıllardan beri konuşulur, tartışılır ama maalesef konuşma ve tartışmanın ötesine pek geçemez. Yani küçük ve orta işletmeler haricinde tam işte bu dünya markasını kurduk diyeceğimiz bir markamız, bir ürünümüz maalesef yok. Yine bu konu hakkında Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, tecrübeli gazeteci, konu hakkında konuştu. Yani fındığın çok değerli bir ürün olduğunu söyledi. İhracat kalemleri listesinde ordu ve Türkiye için birinci sırada olduğunu söyledi ama neden çikolatada dünya markamız yok diye de ekledi. Ve bu konu hakkında hem iş insanlarına hem de iktidara seslendi. Dünyanın hem en fazla hem de en kaliteli fındığını üreten Ordu, yıllardan bu yana maalesef dünyada adından söz ettiren bir marka oluşturamadı. Fındığın en çok yakıştığı çikolatada neden dünya markası çıkartamıyoruz diyen Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, bu konunun öncelikler listesine alınması gerektiğini söyledi. Ordu fındık üretimi biliyorsunuz dünyada birinci sırada. Birinci sırada, evet. Çikolatayla bunun birleşmesinin dünyada nasıl markaya dönüştüğünü de biliyoruz. Yani insanlar müthiş bir katma değer oluşuyor. Ya biz nasıl oluyor da bunu markaya dönüştüremedik? Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Kibele markasıyla çikolatada bir adım atmasını takdirle karşılayan gazeteci Mahmut Övür, neden küresel bir çikolata markamız olmasın ifadesini kullandı. Yani kendi çapında Ordu buna başlamış. Ben o açıdan sevindirici buldum. Yani o kendi açısı, kendi açımızdan dışarıdan bakınca Türkiye adına ama özel olarak Ordu adına bence buna çok çaba harcamalar gerekir diye düşünüyorum. Yani bir başlangıç var. Çikolatayla ilgili, evet. Çikolatayı buluşturan bir başlangıç var. Ama onu ne edip mutlaka bir güçlü bir markaya dönüştürmek. Sadece ulusal değil, bölgesel, sonra da küresel markaya dönüştürmek mümkün diye düşünüyorum. Övür hem iş insanlarına hem de hükümet yetkililerine çağrıda bulundu. Buna niye bizim iş adamlarımız kafa yormuyor? Yani devlet destek verebilir, bunu yüksek bir profilde bir markaya dönüştürmek açısından. Geçmişte bazı adımlar atıldı, hep yarım kaldı ama bu dönemde bu yapılabilir diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin hem yüksek katma değer üreten ürünlere ihtiyacı var. Yani bu açıdan ithalatı kısıp ihracatı arttırmaya ihtiyacı var. O açıdan Ordu'nun ya da Karadeniz'in bu anlamda bir rol oynayacağını düşünüyorum. Ordu Üniversitesi'ni kazanan gençler 2 Ekim'de başlayacak eğitim öğretim yılı öncesi Ordu'ya gelmeye başladılar. Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü de alkışlanacak bir harekette bulunuyor öğrencilere. Daha doğrusu personelleriyle birlikte, sadece müdür bey desek o zaman personelleri ekarte etmiş oluruz. Onlara ayıp etmiş oluruz. Yani tüm çalışanlar öğrencilere bir güzellik yapıyorlar deyim yerindeyse. Terminallerde, işte havalimanında Ordu'ya gelen öğrencileri ücretsiz bir şekilde kalacakları yurtlara götürüyorlar. Odalarına kadar, valizlerine kadar taşıyorlar. Şimdi bu haberin detayları ekranlara gelecek. 2023-2024 eğitim sezonu üniversitemizin 2 Ekim tarihinde açılmasıyla beraber başlıyor. Ordu Üniversitesi'ni kazanıp yurt başvurusu yapan, yine yurtlarımızda kalan öğrencilerimize bakanlığımızın, valiliğimizin de destekleriyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz personelleri tarafından havalimanında,
üniversite kampüsünde, Altınordu, Fassa ve Ünye terminallerinde standlarda karşılıyoruz. Yine il müdürlüğümüzün araçlarıyla beraber yurtlara ücretsiz bir şekilde transferini sağlıyoruz. Ordu Üniversitesi'ni kazanan öğrenciler 2 Ekim'de başlayacak eğitim öğretim yılı öncesi şehre gelmeye başladı. KYK yurtlarında kalmaya hak kazanan 6000 öğrenciyi terminal ve havalimanında karşılayan Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü personelleri öğrencileri ücretsiz bir şekilde yurtlarına kadar götürüyor. Yurtlarımızda da ikramlar eşliğinde öğrencilerimizin kayıtlarını alıp odalarına yerleştiriyoruz. Bu sene 6000 öğrencimize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün yurtlarında misafir edeceğiz. Öğrencilere sağlanan bu hizmetin 2 Ekim mesai saati bitimine kadar süreceğini vurgulayan Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, emeği geçen herkese şükranlarını sundu. Bu uygulamamız 2 Ekim tarihinde mesai bitimine kadar devam edecek. 3 gün boyunca tüm gençlerimizi karşılayacağız. 6000 gencimizi en mutlu şekilde ilimizde ağırlayacağız. Ordumuzun, Karadenizimizin misafirperverliğini onlara göstermiş olacağız. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma da bu arada teşekkür ediyorum. Çünkü hafta sonlarını ailelerine ayıracakları zaman da gençlerimize ayırdılar. Devletimizin şefkat eli, gülen yüzü oldular. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, KYK yurtlarının öğrencilere otel konforunda bir hizmeti oldukça uygun bir fiyat karşılığında verdiğinin altını çizdi. Devletimiz gerçekten gençlerimize büyük imkanlar sunuyor. Yurt ücreti 580 lirayla 400 lira arasında değişiyor ama bakanlığımızın desteğiyle yurtta kalan tüm öğrencilerimize sabah ve akşam yemekleri ücretsiz ikram ediliyor. Bunun yanı sıra eğitim faaliyetleri de olmak üzere gençlerimiz gerçekten güzel bir ortamda eğitimlerini tamamlamış olacaklar. İl Müdürü Genç, Ordu Üniversitesi'ni kazanan tüm öğrencileri tebrik ederek başarılar diledi. Ben Ordu Üniversitesi'ni kazanan, ilimize gelen gençlerimize bir kez daha hoş geldin diliyoruz. Son aylarda maalesef fahiş oranlardaki artıştan kaynaklı ev sahibi ve kiracı arasındaki hukuki sorunlar giderek büyümeye devam ediyor. İktidar da bu sorunu görünce şöyle bir önlem aldı biliyorsunuz. Geçtiğimiz haftalarda açıklandı bu karar. 1 Eylül tarihi itibariyle artık ev sahibi ve kiracı anlaşmazlığında arabulucular devreye girecek. Yani arabulucu avukatlar devreye girecek. Konu hakkında da arabulucu avukat Rabia Gözpınar, bu sorunu yaşayan ev sahibi olur, kiracı olur, bu vatandaşların hangi süreci takip etmesi gerektiğini, hangi adımları atması gerektiğini TV2'ye anlattı. Son aylarda fahiş oranlardaki artıştan kaynaklı kiracı ve ev sahibi arasında birçok hukuki sorun ortaya çıkıyor. Toplumsal barış adına arabuluculuğun kira uyuşmazlıklarında da etkili olacağını düşünüyoruz. Hukuki sorunların ortaya çıkmasıyla birlikte 1 Eylül tarihinden itibaren artık arabuluculuk sistemi devreye girmeye başladı. Altınordu'da arabuluculuk merkezi sahibi avukat Rabia Gözpınar sistemin detaylarını paylaştı. Kendilerine göre her iki taraf açısından bir fayda maliyet analizi yapılıyor aslında orada teknik olarak. Gerekirse uzman görüşü de alınabilir bu durumda. Orada hesaplamalar yapıldığında dava mahiyeti, dava sürecinde verilecek karar, mahkemenin vereceği kararı hiçbirimiz bilmiyoruz. Yani onu da, bu riski de dikkate aldığımızda kendilerine uygun orta bir yolda çözüm üretilebiliniyor. Hem Ordu'da arkadaşlardan biliyoruz hem de diğer illerden. Bu süreç içerisinde kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk yoluyla dava şartı gelen uyuşmazlıklarda anlaşma sağlandı. Arabulucu avukat Rabia Gözpınar, arabuluculuk sisteminden faydalanmak isteyen vatandaşların hangi süreçleri izlemesi gerektiği hakkında bilgi paylaştı. Adliyelerde arabuluculuk büroları mevcut. Arabuluculuk bürolarına başvuruyor. Başvuru formunu, onlar arabuluculuk başvuru formunu kendilerine verirler. Kendileri de hazırlarlar. İşte diğer tarafını, uyuşmazlık konusunu. Eğer kiraysa bu, kiralanan taşınmazın bulunduğu yerin bağlı bulunduğu arabuluculuk bürosuna başvurusunu yapıyor. Ve daha sonra arabuluculuk bürosunda, işte UYAP sistemi üzerinde, bakanlığın sistemi üzerinde tevzi sistemiyle birlikte bir arabulucu görevlendiriliyor. Ordu'da da arabulucularımız var, ülke genelinde de var. Hangi arabulucular görevlendiriliyor? Oranın adli yargı komisyonunun içerisinde görevli olan arabulucular içerisinden tevzi sistemiyle görevlendiriliyor.
Ordu'da 9 Ekim'de eğitime başlayacak olan bir özel okul, yarı zamanlı çocuk konservatuvarın açılış etkinlikleri kapsamında konser düzenledi ve konserde Erdal Erzincan ve Ümit Tokçan gibi çok önemli isimler vardı. Ordu'da 9 Ekim'de özel bir okulda eğitime başlayacak yarı zamanlı çocuk konservatuvarının açılış etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi. Konser öncesi konuşan özel okulun sahibi Enver Yücel, dünyanın neresinde güzel bir şey varsa onu alıp oradaki kampüse getirdiklerini belirtti. Ama ne yalan söyleyeyim, nerede bir şey görsem, gerek üniversitemde, gerekse diğer kolejlerde bir şey yapılsa bunu hemen diyorum orduya götürelim. Enver Yücel kampüsüne de götürelim. Onun için dünyanın neresinde güzel bir şey varsa bilin ki ben buraya alıp getiriyorum. Geçen sene İzmir'de çocuk konservatuvarını kurdular. Şimdi ikincisini burada kuruyoruz. Üniversitemiz konservatuvarının himayelerinde kuruyoruz. Yücel, çocukların ne kadar çok test çözerse o kadar başarılı olacağına inanan ebeveynlerin de eğitimcilerin de doğru yapmadığını vurguladı. Eğitim bir torna tezgahı değildir. Eğitim bir çocuktaki var olan yeteneği ortaya çıkartmaktır. Onu değiştirmeyin. Değiştirmeye kalkışmayalım. Bana benzemezsin. O kendi içerisinde var olan yeteneğini iyi bir eğitimci ortaya çıkarır. Hani çocuklarınıza size test veriyorsunuz. Aman şu sınavı kazansın, aman matematik iyi olsun vesaire vesaire diyorsun ki. Bizim öğretmenlerimiz bizler de bunları devamlı test, soru vesaire söylüyoruz ya. Çok doğru yapmıyoruz. Hem verici olarak doğru yapıyoruz, hem eğitimciler olarak doğru yapıyoruz. Özel Okul Genel Müdürü Özlem Dağ, yurdun her noktasında kültürel zenginlikler olduğuna işaret ederek sanatın evrensel dil olduğuna dikkat çekti. Bizim yurdumuzun her noktasındaki çeşitlilik, kültürel zenginliğimiz çocuklarımıza öncelikle öğretmemiz gereken eğitimin en temel noktası ve yeni bölgemizde bulunduğumuz her şehirde bu zenginlikleri, öncelikle müzik, elbette ki tüm kültürel zenginlikleri, çocuklarımızla buluşturacağımız çocuk konservatuvarları açacağız. Konservatuvarı 4 yıl önce yerelden evrensele mottosuyla kurduklarını belirten konservatuvar müdürü Erman Türkili de çocukların küçük yaşta sanat eğitimiyle buluşmasının önemini vurguladı. Biz 4 sene öncesinde Bahçeşehir Üniversitesi konservatuvarını açtığımızda dedik ki biz lisans, yüksek lisans, doktor öğrencilerimizle beraber bizim de mottomuz yerelden evrenseleydi. Dünyanın her tarafına sanatçı göndereceğiz dedik. Fakat orayı kurar kurmaz bunun artık daha erken yaşına girmemiz gerekiyor dedik. Çünkü dünyadaki en önemli sanatçıların CV'lerini, biyografilerini okuduğumuzda görüyoruz ki onlar 10 yaşında, 5 yaşında sanat eğitimiyle buluşuyorlar, doğar doğmaz buluşuyorlar. Bunu kıskanıyorduk ve dedik ki biz bir an önce çocuk konservatuvarının adımlarını atmamız gerekiyor dedik. Ve hemen çocuk konservatuvarının adımlarını attık. Kolejin öğrenci korosunun çeşitli şarkıları seslendirdiği programda sanatçılar Ümit Tokçan, Erdal Erzincan, Yurdal Tokçan ve Erman Türkili sahne aldı. Programa Ordu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Orhan Baş, Altın Ordu Kaymakamı Erkan Karahan, Altın Ordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Altın Ordu Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek, Konservatuvar Direktörü ve Mütevelli Heyeti Kültür Sanat Danışmanı Aslıhan Umarlı, akademisyenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Karadeniz'de ilk kez 9 Ekim'de faaliyetine başlayacak konservatuvarda 20 öğrenciye gitar, piyano, bağlama ve keman eğitimi verilecek. Fatsa'da Hareket Eğitim Merkezi açılışı gerçekleştirildi bugün. Hareket Eğitim Uzmanı Mehmet Şahin'in sahibi olduğu merkezin açılışına Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar da katıldı. Fatsa'da Hareket Eğitim Merkezi açılışı gerçekleştirildi.
Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Hareket eğitimi uzmanı Mehmet Şahin'in sahibi olduğu merkezin açılış törenine Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar ve Fatsa Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsun'un yanı sıra pek çok kişi katıldı. Özellikle daha geniş bağlı hareket eğitiminden sonra başkanım bir şey geliyor. Branş eğitimi geliyor. Branş eğitimi için o salonumuz. Açılışta merkez hakkında bilgiler paylaşan hareket eğitimi uzmanı Mehmet Şahin, hareket eğitim merkezinin birçok dalda eğitim vereceğini söyledi. Kurumumuzun amacı çocuklarımızın fiziksel ve zihinsel gelişimini sağlamak öncelikle. Otizm spektrum bozukluğu, hiperaktivite bozukluğu yaşayan çocuklarımız için, denge bozukluğu yaşayan çocuklarımız için, dikkat eksikliği olan çocuklarımız için. Aynı zamanda bunların hiçbir sıkıntısı olmayan normal çocuklarımız için de burada fiziksel ve zihinsel gelişim hedefliyoruz. İnşallah çocuklarımıza, Fatsa'mıza hayırlı uğurlu olsun. 4 kişilik bir personel olacak burada. 3 tane salonumuz var. Günde 21 seans yapma kapasitemiz var şu anda. Dış alanımızı da kullanabiliyoruz. Aynı zamanda demin söylemeyi unuttum. Bir set eğitimimiz de var burada çocuklarımız için. Bazı çocuklarımız için bir set eğitimimiz de var. Bu şekilde. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar'ı ilçeye kazandırılan Hareket Eğitim Merkezi'nin hayırlı uğurlu olmasını dileyerek bol kazançlar diledi. Bugün şehrimizde çocuklarımız için, onların gelişimi için güzel bir işletmenin açılışında bir araya gelmiş bulunmaktayız. Ben öncelikle böyle güzel bir yatırımı şehrimize kazandırdığı için çocuklarımızın gelişimine de büyük katkılar sağlayacağına inandığım bu iş yerinin memleketimize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah Hareket Eğitimi ve Çocuk Gelişimi Merkezi'nin başta işletme sahibimize, sonrasında ise Fatsa'mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Bu güzel günde işletme sahibimizi yalnız bırakmadığınız için siz değerli misafirlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Rize'nin Pazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında maalesef 4 kişi yaralandı. Rize'nin Pazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre ilçeye bağlı Orta Irmak köyünde Yusuf Kemal Dural yönetimindeki 03LG-09 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kamyonet eğimli arazide ağaca çarparak durdu. Kazada sürücü ile Mustafa Dural, Sabri Dural ve İmdat Ufakdemir yaralandı. Yaralılar köylülerin de yardımıyla 112 acil sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Pazar Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 6 Şubat depremlerinden sonra hem ilçe hem de il belediyeleri bu arama kurtarma faaliyetlerine hakikaten büyük bir önem vermeye başladı. Önem veren belediyelerden bir tanesi de Esenyurt Belediyesi oldu. Esenyurt Belediyesi arama kurtarma ekibi AFAD'ın yaptığı hafif kentsel arama kurtarma akreditasyon sınavında başarılı olarak belgelerini aldı. İnşallah bu sınavı yüzümüzün hakkıyla bitirelim, şunu stresten kurtulalım. Şimdi herkes zaten ne yapacağını biliyor. Ne zamandan beri uğraşıyoruz. İnşallah bundan sonra bir aksilik olmaz. Doğal afetlerle mücadele amacıyla Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt tarafından kurulan Esenyurt Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi ESAK, AFAD'ın gerçekleştirdiği hafif kentsel arama kurtarma akreditasyon sınavına girdi. Sesimi duyuyorsan ses ver! Sesimi duyuyorsan ses ver! Emrullah arkadaşımız kolundan yaralandı. Yeşilköy AFAD eğitim alanında uygulamalı olarak gerçekleştirilen sınava 20 kişilik ekip katıldı. Tüm gün süren sınavda ekip, enkaz çıkarma, deprem esnasında görev dağılımı, enkazda araç gereç kullanımı, koordine olma, yerleşim alanları belirleme gibi konularda becerilerini sergiledi. Sınavda üstün başarı göstererek akredite olan ESAK ekibi olası doğal afetlere müdahale edebilecek. Buradan çıkaracağız. Gel şöyle biraz açılacak. Evet. Bir saniye, bir dakika. Bekle sadece. Dur. Bekleyeceğiz.
ESAK Amiri Zekeriya Coşkun, olası bir doğal afete karşı artık daha tedbirli olabileceklerini söyledi. ESAK 1. Arama Kurtarma Ekibi'nin sabah saat 6'da başladığımız akreditasyon sınavını biraz önce hocalarımızla görüştük. Gayet güzel ve başarılı olduğunu söyledi. Afat Yeşilköy alanında eğitimimiz başladı. Burada süreç işte enkaza giriş, enkazdan çıkış, yaralıyı sevk etme gibi eğitimlere tabi tutulduk. Eğitimler gayet güzel geçtiğini söyledi hocalarımız. Başarılı olduğumuzu söylediler. Ben ve ekim adına teşekkür ediyorum. Bu haberle birlikte TVL 2 hafta sonu ana haber bülteni noktalıyoruz. Gece bülteninde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.